Gelmeyecek. İsteseydi gelirdi şimdiye kadar. Evde olmadığımı anlar anlamaz gelirdi, alır götürürdü beni. Demek ki umurunda bile değilim Neriman. Yapma Halide. Belki biraz sakinleşmeye, kendini toplamaya çalışıyordur. Sen de biraz sakin olmaya çalışsan ha? Madem öyle, ben de daha fazla beklemeyeceğim artık. Seher. Hadi artık geç kalıyoruz. Geliyorum hayatım. Hadi çıkalım. Halide. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özür dilerim. Aramadan geldim. Rica ederim. Hayrola Halide? Önemli bir şey olmadı değil mi? Orhan, seninle çok önemli bir mevzuyu görüşmeye geldim. Fazla zamanınızı almayacağım. Rica ederim. Geç lütfen. Hayatım, ben seni arabada bekleyeyim. Otursana. Serap'ın koşulu hala geçerli mi? Hangi koşulu anlamadım? Ancak ben Kemal'den boşandığım zaman gelirlerin dörtte birini bana verebileceğini söylemişti. Benim böyle bir koşuldan malumatım yok. Dediğine göre abimin vasiyetiymiş. Sen de onun avukatı olduğuna göre malumatın vardır diye düşündüm. Hayır. Yok ama dilersen senin için konuşurum kendisiyle. Evet, çok isterim. Teşekkür ederim. Halide, gerçekten boşanmayı düşünmüyorsun herhalde, ha? En kısa zamanda cevabını bekliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serap Hanım. Kusura bakmayın, biraz geciktik. Rica ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Mersi. Buyurun. Adana'nın bu kadar keyifli bir yer olduğunu bilseydim aylar önce gelirdim. E nihayet buradasınız. Ben de elimden geldiğince telafi etmeye çalışırım. Dilerseniz hemen yemeğe geçelim. Soğumasın. Seyyar bacısının için kavurga dolması yaptı. Çok teşekkür ederim hayatım. Rica ederim. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Lavabo ne tarafta acaba? Gülizar, Seher Hanım'a yardımcı olur musun lütfen? Halide Hanım bu akşam bize uğradı. Öyle mi? Sizinle arasını düzeltmek istiyor herhalde. Mesele sizinle alakalı. Teklifini hala geçerli olup olmadığını merak ediyormuş. Ne teklifi? Bana bir vasiyetten bahsetti. Eşinden boşanması halinde gelirlerin dörtte birini vermeye hazır mısınız? Kemal'den boşanacak mıymış? Teklifin geçerliliğini teyit etmek istediğine göre. Serap Hanım, bu vasiyet noterden onaylanmış mıydı? Hayır, bu sadece Muzaffer'in bir mektubuydu. O halde yasal olarak hiçbir geçerliliği yok. Muzaffer'in arzusunu yerine getirmek benim boynumun borcu. Halide bunu her ne kadar hak etmese de. Peki o halde teklifiniz bu durumda hala geçerli mi? Buna teklif demek doğru olmaz Orhan Bey. Bu Muzaffer'in bir isteğiydi sadece. Ama eğer boşanacak olursa, evet, gelirlerin dörtte birini alacak elbet. Bana kalırsa bir kez daha düşünün. Tüm gelirlerin dörtte birini Halide Hanım'a vermekten bahsediyorsunuz. Bu oldukça yüksek mi meblağ? Bunda düşünecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Sonuçta bu Muzaffer'in isteği. Benim kararım değil. Anlıyorum. Şekerim, antikaların şahane. Benzerlerini İtalya'da görmüştüm, değil mi Orhan? Çok zevklisin. Muzaffer'in zevki.
Çok düşkündü böyle şeylere. Tabii ya. Ay, ne acayip bir kadın bu ya. Yani burnu kaftanda ama resmin kulağa dayamış kapıya. Evet. Kapıları dinlemekten geri düşmüyor maşallah. Tövbe estağfurullah. Esat'tan kapı mı dinliyormuş? Vallahi ben bu yaşıma kadar ne böyle bir şey gördüm, ne işittim yani. Ben daha içeri gitmesem kadın resmen dinlemeye devam edecek ya. Halide gitmiş. Bavulunu da almış. Nasıl yani? Nereye gitmiş? Erman'dadır. Git al getirsene. Gidemiyorum. İçimden gelmiyor işte. Ne yapmayı düşünüyor peki? Bilmiyorum Ahmet. Halide çok değişti. Bu çok fevri, öfkeyle alınmış bir karar Halide. Başka çaren mi var Neriman? Gerçekten Kemal'den ayrılmaya hazır mısın? Üstelik bu durumda. Güllü'nün verdiği paraya razı olarak. Kemal bunu duysa yıkılır. Artık onun için bir önemi yok. Tam tersi. Belki de aldığım kararı sevinecektir. Kemal'den vaz mı geçiyorsun? Hem de onu bu kadar severken. Vazgeçen ben değilim. Kemal. Nerede olduğumu, ne yaptığımı bile merak etmiyor Neriman. Görmüyor musun? Üstelik hassasiyetimi, kırgınlığımı bilmesine rağmen. Bu böyle olmaz. Dayanamıyorum artık. Bu şekilde üzülüp kahrolamam. Orhan'a giderek Güllü'nün eline nasıl bir koz verdiğinin farkında mısın sen? Umurumda bile değil. Kaybedecek neyim kaldı? Kemal kaybetmişim ben. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Güllü yüzünden bu hale gelmenize. Her şeyin altından o kadın çıkıyor. Merhaba Kemal. Merhaba. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Dışarıda konuşalım o zaman. Halide dünden beri bende Kemal. Hiç mi merak etmedin onu? Sende olduğunu tahmin ettim. Gözünü pencereden ayırmadan bütün gün seni bekledi. Alt üst olmuş durumda. Ona ben git demedim. Kendi isteğiyle gitti. Gururu olan her kadının yapacağını yaptı o. Senin davranışların onu buna mecbur bıraktı. Kusura bakma, işe dönmem lazım. Halide benim tek dostum Kemal. Üzüldüğünü, acı çektiğini görmeye dayanamıyorum. Halide benimle mutlu değil Neriman. Her ev birlikte sorun olur Kemal. Yuva yıkmak bu kadar kolay mı? Siz birbiriniz için ne kadar mücadele ettiniz unuttun mu? Halide'nin kolu kanadı kırılmış durumda. Senin onu sevmediğinden neredeyse artık emin. Ama ben böyle olmadığını biliyorum. Sen onu seviyorsun. O yüzden geç olmadan lütfen bunu ona göster. Gel karının elinden tut, al evinize götür. Yoksa çok üzülerek söylüyorum ki bu yuva dağılacak.
Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk Halide. Beklediğin haberi getirdim Halide. Serap Hanım teklifin hala geçerli olduğunu söyledi. Eşinden resmen boşandığın gün gelirlerden payını alabileceksin. Öyle mi? Hemen kabul etti demek. Gerçekten boşanacak mısın Halide? Bilmiyorum Orhan. Hiçbir şey bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.